Evet değerli izleyenlerimiz, İzmir'den dünyaya açılan pencereden herkese kucak dolu sevgiler, selamlar. Bugün sevgili izleyenler, bizim baba programında ne yapıyoruz sevgili izleyenler? Hem protokol, milletvekilleri ve ne yapıyoruz? İşletme sahiplerini yayına alıyoruz. Niye? Bir başarı hikayesi sevgili izleyenler, topluma aktarmaya çalışıyoruz. Bugün bizim baba programında Tokaylar Piknik Kafe işletme sahibi Sayın Ziver Tokay, bugün canlı yayın konuğumuz. Kendisiyle dünden bugüne başarı hikayesini konuşacağız. Esnaflık, işte kaç yıldır esnaflık yapıyor? Başarının sırrı nedir? Lezzetin sırrı nedir? Hepsini kendine öğreneceğiz. Öncelikle Ziver Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok sağ olasın. Öncelikten bu fırsatı bana verdiğiniz için TV35'e, Murat Gökhan'a, size çok çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi sağ olasın. Sizi tanıyoruz ama öncelikle sizin bir tanımamız açısından Ziver Tokay kimdir? Kendimi tanıtayım. Ben 1969 Mardinliyim. İzmir'de doğdum, İzmir'de büyüdüm. 1983 yılında bu işe başladım. Şimdiye kadar da devam ediyorum. Ne güzel. Ve çocuklarımı da yetiştiriyorum. Çocuklarım da benim yanımda. Kaliteden zaten asla ödün vermem. Her şeyin en iyisini yapıyorum. Ve onu da yapmaya devam edeceğim. Daha iyi yerlere geleceğiz inşallah. Şimdi tabii önce yavaşça sohbetlerimize başlayacağız. Öncelikle sektörle nasıl tanıştık? Yani küçük yaşlarda mı? Evet. Babanızın yanınızda mıydınız? Öncelikle bu gıda sektörü kolay iş değil. Evet. Gıda sektörü ne istiyor? Bir güven istiyor. Evet. Ve gıda sektöründe temiz olmamız lazım. Evet. Ve etinde ya da ne bileyim kullandığı malzemenin de güvenilir yerden alınması lazım. Aynen. Öncelikle sizler nasıl başladınız bu serüvene diyelim? Evet. Babamla başladık. Ne zaman başladınız? Babam 1983 yılında İzmir Otogarı'nda oradan yer aldık. Orada başladık. Bir yıl orada devam ettik. Daha sonrası Konak'ta 3 yıl yer işlettik. Daha sonrası oradan Tepecik SSK Hastanesi'nin kantinini işlettik. Ne güzel. 2000 yılına kadar devam ettik oradan da. Daha sonrası Kısıkköy Mobilya Şehri. Şu ana kadar orada aktifiz. Orada işletmeye devam ediyoruz. Ne güzel. Şimdi bir de bir anlatalım. Şöyle bir hikaye gelelim sizlerle. Öncelikle bu işte uzun süre kalabilmenin formülü nedir? Yani mesela şimdi herkes bir işletme sahibi oluyor ama kimisi 2 yıl kalıyor, kimisi 5 yıl kalıyor, kimisi 10 yıl kalıyor, kimisi sürekli kalıyor. Siz uzun yıllardır, örnek veriyorum, bu sektörde nasıl ayakta kaldınız? 37 yıldan beri ben bu işi yapıyorum. Tabii ki ilk öncelik kaliteli iş yapacaksınız. Kaliteli malzeme kullanacaksınız. Temiz olacaksınız. Hijyen çok önemlidir. Bizim için de asla vazgeçmeyeceğimiz bir şeydir. Bunu bizim çarşımızın esnafı da bizi bilir. Biz de aynı şekilde devam ediyoruz. Çizgimizden şaşmıyoruz. En iyi malzemeyi kullanırız. Her gün temizliğimiz vardır. Temizlik yapmadan zaten ne işimize başlarız. O şekil çalışmamıza tabii devam sizin ederiz. Sizin bir de mekanınızda köfte, karışık ağırlıklı, evet, ve bir de sandviç tarzında, ayvalık tostlarını da o konuda da satışlarınız var. Evet. Öncelikle malzemeleri birebir nasıl takip ediyorsunuz? Yani firmalara, insanlarımız size güvenmesi açısından takibi nasıl oluyor? Yani hangi firmalar, işte örnek ve isim vermeden tabii, evet, de ama iyi markayı nasıl takip ediyorsunuz? İyi markayı, ya zaten şunu söyleyeyim ben size. İyi marka zaten markaların ismini söylemeyin diyorsunuz. En pahalı maldır. İyi mal ucuz olmaz. Tabii ki fiyatı yüksek olur. Biz o şekilde gidiyoruz. Ve yemediğimiz bir şeyi asla kimseye yedirmeyiz. Bizde budur. Peki bir anlatın. Çok kısa öz gidiyoruz ama biraz şöyle konuyu açmanızı istiyorum. Yani böyle açılayım. Anlatın. Evet. Yani şimdi örnek veriyorum. Evet. Siz kendi evlatlarınıza neler aşılıyorsunuz? Örnek veriyorum şey. Kendi evlatlarınıza nasıl konuşuyorsunuz? Evet. Öncelikle kaç yıldır onlar yanınızda? Neler öğretiyorsunuz değerli evlatlarınıza? Kendi tecrübelerimden onlara öğretiyorum. Babamdan aldığım disiplinli terbiyeyi ben de çocuklarıma vermeye çalışıyorum. Her zaman için oğlum dürüst olacaksınız diye. Dürüstlükten asla şaşmayın. İşinizi düzgün yapın. Geri kalanı müşteriye bırakın. Müşterinin takdirine bırakın. Ve çok şükür biz de şu anda onun karşılığını görüyoruz. Peki şu anda bulunduğunuz ortamda komşuluk ilişkileri nasıl? İnsanlar, örnek veriyorum, siz orada nasıl tercih ediyor? Çünkü bir yere gittiğimiz zaman önce insanlar araştırır. Hı-hı. Önce oraya gelmesi, hı-hı, için böyle bir sizi, aynen, izlerler. Evet. Nasıl komşuluklarınız var? Öncelikle oradaki komşularınızla ilgili neler aktarırsınız? Evet. Gününüz nasıl geçiyor, evet, Kısıkköy'de? Evet, çok iyi geçiyor. Hepsinde bir aile gibiyiz. Zaten bizim çarşımız, biz orayı bir ev olarak görüyorum ben.
herkesle samimiyiz, herkesle aynı mesafedeyiz. Bu şekilde yani geçiyor. Ben kimseyi ben şey görmüyorum, farklı görmüyorum orada. Ve birinin bir derdi varsa benim yanıma gelir, benimle dertleşir. Varsa bir ortak bir fikir, onu uyguluyoruz. Birbirimize şey yapıyoruz yani, bana danışıyorlar her zaman için. Bununla iç içeri içindeyiz. Şimdi zamanda. Kadınlar günü olur gelininde. Evet. Sizin de orada esnaf gününüz oluyor mu? Yani örnek veriyorum, bir gün kahvaltıya evet. Siz veya onlar yanınıza geliyor mu? Orayı bir anlatın. Şimdi kısa söz alıyorum ama şöyle biraz böyle bir konuyu da açalım. Çünkü bunları niye soruyoruz? Çünkü çoğu insanlarımız işletmede uzun vadeli kalmanın en büyük formülü nedir? Güzel bir komşuluktur. Hı hı. Akrabalık ilişkileridir. Evet. Oradaki yaklaşımlardır. Siz orada neler yapıyorsunuz? Mesela komşular nasıl o güzel bağlarınız oluştu kendileriyle? Vallahi ben şimdi iş yerindeyken şimdi bizim oradaki esnaf arkadaşlar geldiği zaman zaten öncelikle muhabbete giriyor. Benle sohbete geliyorlar. Ben yanlarına geçmediğim zaman kendileri mesela hatta darılanlar bile oluyor. Yani o şeyi ayırıyorum ben. O zamanı da ayırıyorum onlara. O da bir iştir. Ben onu görev olarak görüyorum. Mutlaka geldikleri zaman yemeğini yerler. Yanlarına gider otururum. Tek tek hepsinin yanına giderim. Hal hatır sorarım. Dertlerini sorarım. Onlar da benim derdimi sorar. Bu şekilde yani ben dedim ya bir aile gibiyiz orada. Sıkıntısı varsa sıkıntısını bana anlatır. Ben sıkıntımı anlatırım. Böyledir yani bir çarşı olayı böyledir. Ne güzel. Şimdi gelelim bir babanıza. Evet. Nasıl bir babanız var? Değerli aileniz evet. Nasıl? Kardeşli kaç kardeşsiniz? Öncelikle hepsi bu sektörde mi uğraşıyor? Biraz ondan anlatın. Biz 8 kardeşiz. Ben Taceddin Tokay'ın oğluyum. Tabii buradan selamlar gönderiyoruz. Tabii babama selamlarımı gönderiyorum ve gurur duyuyorum onunla. Her zaman için benim atamdır. Babamın sayesinde başladık biz bu işe. Nasıl diyeyim? Babam memurdu. Memurken biz de okulu bitirdik, ilkokulu bitirdikten sonra bir şeylerle uğraşmamız için, kendi işimizi yapalım diye biz bu işe çırak olarak başladık. Ta ki bu zamanlara kadar geldik böyle, bu şekilde. Evet, yani biraderlerle aranız nasıl? Biraderlerimle tabii ki 6 erkeğiz, 2 kız var bize. 6'mızda bu iş yapıyoruz. 6'mızda bu aile olarak bu iş yapıyoruz. Peki, buradan örnek veriyorum, değerli izleyenlerimize sektörle ilgili mesajlarınız ne olacak mesela? Örnek veriyorum, uzun süre dedim ya hep bunları anlatıyorum ama kısa değil. Böyle biz konuyu açalım. Yani tabii birazcık sektörü anlatın. İçindeki yaşadıklarınız çünkü kolay bir yere gelinmiyor. Aynen öyle. Mekan kolay alınmıyor. Evet. Yani o yüzden neler yaşadınız? Siz buraya kadar kolay gelmediniz. Bir başarı hikayesi var. Kısa öz değil. Evet. Başarı hikayenizi anlatın bize biraz. Eğer birisi başarılı olmak istiyorsa bir kere müşterisini aldatmayacak. Her zaman için diyorum kaliteli ürün kullanacak. Temiz olacak. Hijyen olacak. Ondan sonrası ardından geliyor. Kimse aptal değildir. Herkes ne yapıldığını görüyor. İnsanlar tercih ediyor zaten onu. Bu da bir yatırımdır. Asla onun zararını görmez. Ben her zaman için öyle diyorum ve onu uyguluyorum. Çocuklarıma da bunu alıştırıyorum. Peki hanımınız da nasıl şu anda size desteği nasıl oluyor? Çocuklar yanınızda. Onlar gidip geliyor. Evet. Bir de boş zamanlarınızı geziyorsunuz. Biraz anlatın hikayenizi. Nasıl bir yaşantınız var? Tabii ki biz iş yerinde çalışmaya gidiyoruz. Onlar da evde çalışıyorlar. Bir ortak bir şeydir bu. Kimi evde mücadelesi eder. Biz de iş yerine gidiyoruz. Başarılı bir erkeğin arkasında mutlaka bir eş vardır. Evet. Eşim, çocuklarım hepsi şu an mükemmeller. Memnunum onlardan. Ve sizin bir özelliğiniz daha var. Hem şehir merkezinde Yeşilyurt oturuyorsunuz. Bir de oğlan arasında ne yapıyorsunuz? Boş zamanlarınızda kendinizi tarım aldınız. Evet, anlatın da neler yapıyorsunuz oğlan arasında? Önce toprakla uğraşıyorsunuz. Evet. Toprağın sana size katkısı ne oluyor? Vallahi toprağın katkısı toprakla her zaman için toprak ana diyorlar. Gerektiğiniz atıyorsunuz. Toprak ana diyorlar. Şimdi gidiyorsun uğraşıyorsun ağaçları buduyorsun. Bahçeye domatesi, biberi ekiyorsun. Artı ben organik domateslerimi ve biberlerimi bahçeden getiriyorum çoğunu. Geri kalanlarını dışarıdan alıyorum. Nasıl bakıyorsunuz onlara mesela bakımları? Bir de gözünüzün nuru gibi onlar. Çünkü kolay yetişmiyor bir domates. Ve o domatesi de insan kendi yetiştirdiği zaman da ne yapıyor? Onu artık kıyamıyor böyle. Evet, çünkü atılmasına da kıyamıyor. Çünkü o emeği siz çekiyorsunuz. Öncelikle neler ekiyorsunuz bahçenizde? Neler var bahçenizde? Bahçeyle uğraşmak kolay değildir. Zor bir iştir. İnsanı uğraştırıyor ve yoruyor. Ama keyifli bir iştir. Ya giderim ben saatlerce orayla oyalanırım. En azından stresimi orada atıyorum ben. Ondan sonra iş yerime geliyorum. Zaten iş yerime yakındır.
Ondan dolayı. Hani ne ekiyorsunuz onu sordum. Yani... Ha, orada domatesinden tut patlıcanı, biberi, bezelyesi her şey vardır orada. Artı üzümüm var orada. Bütün meyve ağaçlarından hepsinden vardır. Benim oyalanacağım bir hobi yerim. Değil mi? Evet. Peki şehir merkezine geldiğiniz zaman bazen şehir merkezinde kalıyorsunuz. Köyde kaldığınız zaman oradaki ortamlar nasıl oluyor? Yani köyde hava nasıl oluyor? Çünkü orada biliyorsunuz temiz hava var. Evet. Bol oksijen, araç yok. Çok sessiz bir yerdir. Ben eşimle beraber oraya gitmeyi istiyoruz ama bizim çocuklar gelmek istemiyor. O yüzden onlara bağlı olduğumuz için biz de fazla gidemiyoruz. Ama hafta sonları orada. Hafta sonları oradayız. Kalıyorsunuz orada. Günümüzü orada geçiriyoruz, evet. Peki güzel bir daha önce bir açılışınız daha olmuştu. Orada beraber bulmuştuk. Dostlar geldi. Evet. Mesela sizi bu güzel programlarda keyiflendiren ne oluyor? Akrabalık ilişkileriniz nasıl? Sizin bir de kendi akrabalarınız çok geniş. Evet. Herkesin de bir iş yerleri var. Evet. Sizi mutlu eden bu tür programlarda ne mutlu ediyor sizi? Akrabalıklar her zaman için çok güzel şeylerdir. Birbirimize bağlı bir aileyiz. Ve birbirimize kırgın bile olsak mutlaka birbirimize gider geliriz. Bizim bu olmazlardan bir tanesidir. Tabii ki insan mutlu oluyor. Ailesini, akrabalarını yanında gördüğü zaman böyle bir günde mutlu oluyor. Mutlu oluyor. Tabii ki. Güzel. Tabii ki. Peki evlatlarınızla öncelikle ikisi evlendi. Evet. Anlatın onların çocuklarınız, kaç çocuğunuz var? Benim 3 oğlum, 1 kızım var. Hı hı. 2 oğlum evli. İkisi ufak. Bir kızım 18 yaşında. Sporla ilgili mi kızınız? Tabii ki. Kızım sporcuydu. Şu an spora ara verdi. Liseyi de bitirdi. Şu anda bekliyoruz bakalım bir... Tamam. Böyle kısa. Şimdi evet. Ben sizden Ziver Bey şunu istiyorum. Hı-hı. Aslında biliyorum böyle kısa süre konuşuyorsun ama anlatın. Şimdi şu an şunu istiyorum. Evet. Şimdi örnek veriyorum. Organik ürün. Bir de bir işe daha uğraşacaksınız. Yanılmıyorsam Mardin'den organik pekmez de getireceksiniz. Evet, öyle bir düşünce var. Şöyle bir anlatmanızı istiyorum. Yani niye bunlarla uğraşıyoruz? Derdiniz ne? Niye tarım? Neden organik ürünleri satma gereği duyuyorsunuz? Yani buradaki amacınız ne? Ya ben şunu söyleyeyim size Murat Bey, ben köy hayatını seviyorum. Hı hı. Eğer benim çocuklarım kabul etseydi ben köye yerleşirdim. Ya ben şehirde doğmuşum ama ben köyü seviyorum. Eşim de seviyor. Ama ben organik bekmez işini tabii ki düşündüm onu. Benim bir arkadaşın tavsiyesiyle o işi düşündüm. O işi de araştırdım. Bizim Mardin Midyat'ın bekmezi meşhurdur. Çok kaliteli bekmezdir. Yani şu an belki şey yapılsa Türkiye'de onun üzerine yoktur yani. Kolay değil çünkü. Yani tabii gıda işle uğraşıyorsunuz ama bir de bununla böyle bir şey gireceksiniz. İçinden hiçbir katkı girmiyor bunun. Biz bunu şöyle düşündük. Biz dedik ki bunu bir Türkiye'ye bir tattıralım. Bütün Türkiye'ye. Güzel bir sunum yapalım. Ondan sonra tabii ki bunun büyüme aşaması yurt dışı, bütün dünyaya yayılmak. Amacım o. Tabii ki o benim kafamda duruyor. Peki nasıl? Oradaki üzüm nasıl yetişiyor? Yani toprağa elverişli mi? Yani yetecek mi? Şimdi siz bu işe girdiğiniz zaman yerin talep geldi. Bunun devamlı olacak mı? Bizim kendimize ait orada 400-500 dönüm üzüm bağımız var. Ekstradan dışarıdan takviye yapacağız. Tabii ki bizim kontrolümüz altında. Öyle bir şeye girersem bunu takibini yapacağız. O ürünü de oraya takviye edip bu işe girmeye niyetimiz var. Peki bir de memleketinizi anlatın. Yani Mardin, dinlerin ve dillerin şehri. Tabii ki. Bizler daha önce sağ olsun Mardin valisinin misafiriyken o güzel ilçeleri gezdik. Evet. Hakikaten İzmir ortamında ya da Ege bölgesinde tabii sıcaklık her zamanki gibi yaşıyoruz ama şehir hayatında unuttuğumuz oradaki misafirperverlikleri çok fazla görüyoruz. Şöyle bilmiyorum orada doğdunuz mu ya da orada kaç yıl yaşadınız? Bir anlatır mısın oradaki yaşantı nasıl? Evet. Orada gittiğiniz zaman duygularınız nasıl oluyor? Evet. Akrabalarınızı gördüğünüz zaman? Tabii ki insan mutlu oluyor. Ben İzmir'de doğdum. Mardin'e gezmeye gidiyoruz. Tabii ki atalarımızın memleketidir. İzmir de bizim memleketimizdir. Çünkü bir Mardinliysek bu kadar da bir İzmirliyiz. Tabii doğduğumuz yere tabii ki, sahip çıkacağız. Doğduğumuz yeri ve doyduğumuz yeri de asla şey yapmıyoruz yani bunu inkar etmiyoruz. İzmir'de seviyoruz. Ben Mardin'e gittiğim zaman Mardin'de bir haftadan fazla kaldım sıkılıyorum. Hemen İzmir'e gelmeyi istiyorum. O şekilde yani bir İzmir'e bağlıyız. Orada gezecek yerler neresi? Yani gezecek yerler Mardin'de çok vardır. Yerler. Ben Mardin'i herkese tavsiye ederim görmesini. Neresini tavsiye edersiniz? Mardin merkezi, Midyat'ı, bütün ilçeleri tavsiye ederim yani. Ama tabii ki öncelikli Mardin merkez. Çok güzel bir yerdir. Herkese tavsiye ederim. Birkaç tane arkadaşım özellikle Mardin'i görmek istiyor. Bulunduğum iş Kısıkköy Mobilya Şehri'nden. Bunu bir organize edeceğiz. Gruplar halinde oraya gitmeyi düşünüyoruz. Çünkü orada hakikaten çok tarihi yerler var. Abbarası var.
Midyetari yerler var. Evet. İşte Hasankeyf, evet. Sultan Şemmuz, değil mi? Evet. Anlatın. Ya çok güzel yerlerdir yani. Ben arkadaşım bir tanesini götürdüm oraya. Manastırlara gidiyorsun. Camiler var orada. Yan yana olan camiyle kilise bir arada. İşte onun için soruyorum da evet. Siz işte bir konuyu açmanızı istiyorum. Yani hı-hı. Orada yaşandı şu. Evet. Yani örnek veriyorum. Süryaniler, örnek veriyorum, Müslümanlara karşı saygılılar. İşte Ramazan hı-hı. ayında oruç tutarken hı-hı. diğer taraf işte satış yapıyorsa hı-hı. Müslümanlar görmesinler diye saygı hı-hı. gösteriyor. Biraz onları anlatın. Murat Bey, ben onlara çok iç içeyim. Ben işte biliyorum. O yüzden soruyorum. Ben, ya, anlatın yani. Tabii ki ben onların, Süryanilerin köylerine de gidiyorum. Ve hepsi şu anda ticaretle uğraşıyor. Ağırlıklı şarap işiyle uğraşıyorlar. Ve bunların şarapları Avrupa'ya ve dünyanın her yerine gidiyor. Türkiye'de daha azdır yani. Çünkü biraz fazla maliyetli oluyor. O ayrı ama şey evet. nasıl oradaki, yani sizin oradaki ilişkileriniz nasıl? Yani komşuluklarınız nasıl kendileriyle? İyidir. Yani ben onların hayat tarzına bakıyorum. Herkese saygı gösteriyor ve oradaki Müslüman da aynı şekil. Hatta orada bir caminin bir tadilatı vardı. Caminin tadilatında kilisenin papazı gelip caminin tadilatına yardım ediyor. İşte onun için soruyorum. Evet. Yani bu bilgi de verilir. Evet. Yani bu papaz yardım ediyor orada. Ya bunlar güzel şeylerdir. Ve eğer kilisede öyle bir şey olsa bizim oradaki imam gider oradaki papaza yardım eder. Hiç kimseli bir sorun yok orada. Herkes mutlu. Kimse kimsenin diline, dinine karışmıyor. O yüzden evet. Gezilmesi gereken yerlerden bir tanesi. Tavsiye ederiz. Peki şimdi gelelim tekrar sektörümüze. Evet. Sektör size ne kattı? Yani tabii dediğim gibi evet. maddi manevi çok güzel şeyler katmıştır. Tabii. Çevreniz genişlemiştir. Neler kattı mesela size bu sektör? Sektör tecrübe katıyor. Sektör senin çevreni genişletiyor. Tabii ki o da nasıl olur? Eğer dürüst bir esnaf olursan kendini geliştirirsin. Ama değilsen kaybolur gidersin. 37 yıldan beri sektörün içindeyiz. Çok şükür. Ve daha ileride şimdi çocuklarıma ileride bırakacağım. Çocuklarım torunlarıma bırakacak inşallah. O duruma doğru gelir. Yaşımız kaç? Ben 69-50 yaşındayım. Maşallah. Bir evet. de tabii niye bunu soruyorum değerli izleyenlerimiz. Evet. Ziver Bey erken evlenmiş evet. ve tabii ki bildiğim kadarıyla 3 torununuz mu var? 3 torunum var. 3 torun var. Evet. Nasıl yani dede olmak genç yaşta? Ya, güzel bir şeydir yani. Güzel bir şey. İnsan tabii ki gördüğü zaman. Böyle garip gelmiyor değil mi? Böyle yok garip gelmiyor. Biz zamanında erken işe başladığımız için çocuklarımıza tabii ki aile disipliniyle ilgili çocuklarımızı fazla sevemedik. Şimdi o sevgimizi torunlarımıza veriyoruz. Hep böyle değil mi? Yani bazı dedeler görüyoruz. Evet. İşte çocuklarına yapamadığı sevgiyi hı hı. hep devamlı torunlarına veriyor. Tabii torunlarımıza veriyoruz. Size yani. De var evet, herhalde. Aynen öyledir. Öyle. Peki çocuklarınız size nasıl bakıyor böyle? Tabii ki onlar da bizim gösterdiğimiz sevgiyi onlar da seviniyorlar. Peki nasıl bir iş yerinde baba oğlu ilişkisi var? Tabii dediğim gibi iş yerinde yine evet. belli bir şekilde müşteri hizmet ediyorsunuz ama onlarla nasıl bir dostunuz var? Nasıl arkadaşınız var hı. değerli evlatlarınızla? Murat Bey bu biraz zordur. Her baba evladıyla çalışamaz. Biz onu başarıyoruz. Bazen bazı yaramazlıklar oluyor. O da geçici oluyor. Arada çabuk onu kaynatıyoruz, geçiriyoruz onu. Nasıl yani kendileri, yani örnek veriyorum, işleri nasıl, seviyorlar mı? Şu an gördüm ben maşallah ikisi işleri, de pırlanta gibi. Tabii ki. Böyle misafirperverler, hı hı. gittikleri zaman evet. müşterilerle ilgileniyorlar. Evet. O yüzden. Çocuklarım işlerini severek yapıyorlar ve işlerinde başarılılar. Ben de memnunum onlardan. Arada ben onları belli etmesem bile tabii ki görüyorum ben, gözetliyorum. Şu an çalışmaları iyi. Peki buradan şu anda canlı yayında söylüyorum. Bildiğim kadarıyla kızınızın da evet. ne kazandı şu anda kızınız? Benim okul olarak. Kızım grafik tasarım ayrı okudu. Bir sektör. Evet, iç mimarlığı göndermeyi düşünüyoruz. Üniversite sınavlarına girdi. İç mimarlık olarak okutmak istiyoruz. Şimdi tabii sektörle ilgili konuşuyoruz ama bazen tabii böyle kısa olunca da soruyu da biraz değiştirmek istiyorum. Bir gelelim küçüklüğünüze. Çocukluğunuz nasıl geçti? Örnek veriyorum. Evet. Eski yaşantıyla şu anki yeni yaşantı nasıl? Teknoloji bizden neler aldı? Murat Bey çocukluğum çok zor geçti. Evlenme büyüğü benim. Tabii ki biraz imkanlar biraz daha kısıtlıydı benim zamanımda. Benim kardeşlerim daha biraz daha şanslıydı. Ben simitte sattım, çerezde sattım. Ayakkabı da boyadım. Ya ben şu an bile olsa yine mecbur kalsam yine yaparım ben bunu. Çalışmaktan hiçbir zaman... Bu olmasaydı bugün buraya gelebilir miydiniz? Tabii ki gelemezdim. Bunlarından hepsinden geçtim. Ben Kısıköy'deki iş yerimi açtığımda bende sermaye yoktu. Ben boyamı gidip aldım, borç aldım. Kendi elimle ustaya verecek param yoktu. Kendim sabaha kadar kendim boyadım.
İşte bu yüzden bunları soruyorum. Bunları ben işte, burada söylüyorum. Değil. Evet. Ben bunları yaşadım. Ben bunları benim aklıma geldiği sürece ben tabii ki kıymetini biliyorum. Çünkü sizin o evet. oluşumda en temelden evet. Bugüne kadar ne yapıyorsunuz? Hizmetleriniz var değil mi evet. orada? Evet. Ben o süreç içinde bile, o sıkıntılı döneminde bile yine de ben marka üründen şaşmadım. İyi kaliteli maldan şaşmadım. Ve yine de en iyisini kullandım ve yine de aynısını kullanıyorum. Peki etleri nereden alıyorsunuz? Yani kasaplardan, işte kendi köylerden mi? O bölgeyi köylülerden mi alıyorsunuz? Etimi ben Menderes'ten alıyorum. İyi bir kasaptan alıyorum. Şu an Menderes'in en iyi kasabı. Yani etinizi oradan alıyorsunuz. Çünkü evet. gözünüzde kendinizde bunları evet. görüyorsunuz. Bu arada Mustafa Bey'e de el sallıyorum, selam yolluyorum. Sağ olsunlar. Evet. Peki ne yapıyorsunuz? Fuarlara işte hiç böyle bir katılıyor musunuz? Ya da mobilya fuarı oluyor. Yine de dostları ziyaret ediyorsunuz. Gidip ziyaret ediyor musunuz kendilerini yerlerinde? Tabii ki dedim ya biz bir aileyiz. Herhangi bir fuar olduğunda mutlaka bana haber veriyorlar. Ve gittiğim zaman da kendileri de çok seviniyor. Ben de bir mobilyacı gibiyim yani. Mobilyacının içinde olduğum için bir mobilyacı gibiyim. Onların kaç para aldığını bana söylüyorlar, satış zarar ettiklerini bana söylüyorlar. Benle paylaşıyorlar çünkü ama bende de bir huy vardır. Masada ne konuşursak masada kalır o. O şekilde yani ondan dolayı çocuklar bana açılıyor, arkadaşlar açılıyor yani. O yüzden sır bende kalıyor. Sır sizde evet, kalıyor. Şimdi dediğimiz kalıyor. Gibi anneniz şu anda sağ mı bilmiyorum. Sağ Allah'a çok şükür. Peki nasıl eksik etmesin. Kendileri şu anda kaç akrabanız var burada? Burada akrabamız çok var. Hı hı. Ben sana sayamam. Çokuz. Ha, geniş bir aileniz var. Geniş bir aileyiz evet. Yani bize bir geniş ailemiz 5000 civarında bir akraba toplumumuz var. 7-8 tane soyattan oluşuyoruz. Hepimiz akrabayız. Ve hepimiz de sektörün içindeyiz. Gıda sektöründe olan, otomobil sektöründe olan var. Tekstil sektöründe olan var. Her sektörde vardır yani. Peki değerli ailenizde ne yapıyorsunuz? Boş zamanlarınızda ne yapıyorsunuz? Geziyor musunuz? Dolaşıyor musunuz? Yani evet. anlatın maceralarınızı Murat birazcık Bey, şöyle Zihar Bey. Sizden rica evet. ediyorum. Evet. Murat Bey ben gezmeyi seven evet. bir insanım. Hı? Doğayı seven bir insanım. Elimden gelse, fırsatım olsa dünyayı da gezeceğim. Evet. Tabii ki görmek istiyorum. İnsan geze geze her şeyi öğreniyor. İnsanları tanıyor. Bölgesel olarak gezmesi lazım. İşte ondan dolayı herkese tavsiye ediyorum. Gezin diyorum. Gezin ülkeyi tanıyın. Nerelere gidiyorsunuz? Ben her yeri gezerim. Boş zamanınızda işinizde işte nerelere gidiyorsunuz? Ya ilk tabii ki bizim gideceğimiz yer köy fazla... Köy yerlerini mi tercih ediyorsunuz? Köy yerlerini mi tercih ediyorsunuz? Murat Bey fazla uzaklara açılamıyoruz. Çünkü işimiz olduğu için haftanın bir günü ne yapıyoruz? Siz İzmir civarları. Tabii ki İzmir civarları dediğimiz İzmir'in merkezini gezmiyoruz. Biz köylere gideriz. Hatta sizin uyguladığınız o kiraz festivallerinden tutun. Görüyorum çünkü tabii, o zaman geliyorsunuz mandalina festivallerine. Mandalina festivallerine biz bu tür şeyleri çok takip ediyoruz. Belenbaşı'nda kiraz festivaliyle beraber. Gideriz yani öyle. Nasıl köylülerin yaklaşımı nasıl oluyor? Gittiğiniz zaman evet. Neler öğreniyorsunuz mesela köylülerden? Oradaki yaşantıyı nasıl görüyorsunuz? Organik ürünler alıyorsunuz. Evet. Evet. Ya şimdi biz köye gittiğimiz zaman bilmiyorum böyle mutlu oluyoruz yani. Eşim de mutlu oluyor ben de mutlu oluyorum. Çünkü şehirde olduğumuz için öyle bir yere gittiğinden stresimizi atıyoruz. Köylü insanı gerçekten saf ve temiz insanlardır. Ve bu insanlardan insana zarar gelmiyor. Şehir gibi değildir. O yüzden bizim hoşumuza gidiyor. Değil mi? Orada neden insanlar evet. köylülerde ne oluyor? İşte yetiştirdiği ürünleri satıyor. Aile bütçesine katkı veriyorlar. Evet. Aynen o yüzden de bunlar tabii ki çok önemli. Çünkü evet. bizler de gittiğimiz zaman tabii sizler bunu anlatmıyorsanız ben anlatayım bunu. Hmm. Mardin'in lezzetleri ne var? Örnek veriyorum işte bir anlatın. Evet. İşçi köftesi var. İşçi köftesi var. Kaburga dolması vardır. Mardin'in bütün yemekleri güzeldir. Şey güzel ama hangi yemekleri tabii, güzel? Çünkü Mardin, insanlarımız tanımıyor, bilmiyor. Tabii ki ilk başta meşhur olanı kaburga dolmasıdır. Kaburga dolmasını herkese tavsiye ederim. Güzel bir yemektir. Bunun haricinde İçli köftesi vardır, kebabı vardır, Mardin kebabı vardır. Ama ben Mardin'de fazla yaşamadığım için sadece gezmeye gittim de ben bunları yiyorum. Değil mi? Ama ben buradayım mesela. İzmir, dedim ya İzmir daha çok beni ağır basıyor bende. Mardin'i fazla bilmiyorum. Sadece bir akrabalarım var, onların yanına gidiyoruz, ziyarete gidiyoruz ama geri kalan hep İzmir'de geçiyor. Peki hedefiniz nedir? Yani neyi hedefliyorsunuz kendi iş hayatınızda? Hmm. Yani bu işi nerede bırakacaksınız? Ya da buradan veya evlatlarınıza farklı bir işte yatırım, ne bileyim bir şeyler olacak mı hayatınızda? Neyi düşünüyorsunuz? Evet, ben çocuklarıma iyi bir zemin hazırlamak istiyorum. Evet. Bayrağı da onlara bırakacağım, onlar götürecekler. Ama benim istediğim şekilde gidecekler. O şekilde başarılı olurlar. Yoksa istediğim şekilde olmadı mı başarılı olamazlar. Yani siz hayat tecrübeleriniz diyorsunuz evet. ki onlar da alsın diyorsunuz. Evet. Öyle gitsinler diyorsunuz. Evet.
Peki işinizdeki yani dediğimiz gibi değişim olacak mı? Yani aynı yerde mi kalacaksınız ya da bir yatırımınız farklı bir yer bölge olacak mı? Tabii ki düşüncelerimiz vardır. Biz kurumsallaşmaya çalışacağız. Şubelerimizi çoğaltacağız. İlk başta tabii ki Ege bölgesi, İzmir, çevre iller. Daha sonrası Türkiye'yi kapsayacak. Ben bir ara düşündüm zaten biliyorsunuz İngiltere'de, Londra'da bir yer açmayı düşündüm. Son anda, ne oldu orası? Son anda vazgeçtim oradan. O projeden vazgeçip Karşıyaka'daki, Girne'deki yeri açtık. Öyle olmuştu. Son anda vazgeçmiştim oradan. Yani diyorsunuz ki yine bundan biz vazgeçmeyeceğiz diyorsun, yapacağız. Tabii tabii vazgeçmeyeceğiz. Peki ne yapıyorsunuz? Boş zamanlarınızda ne yaparsınız? İşte böyle gezer misiniz, spor yapar mısınız? Evet. Neler yapıyorsunuz? Ya ben doğayı çok seviyorum. Artı sporla ilgili de derseniz normalde ben golfü severim. Golf oynamayı severim. Ama uzun zamandır bile golfe gidemiyorum. Tenis oynuyorum ben. Futbolu az çok oynuyorum. Basketi oynarım. Bir de eski sporculardan olduğumuz için yaşla ilerlediği için onu fazla yapamıyorum. Ama yine de değerli evladınızı da bazen siz de yapıyorsunuz. Emine erişene götürüyorsunuz. Onu da buradan sevgi ve selamlar gönderiyoruz. Evet. Evet. Emin abi benim eski bir dostumdur. Kızımı teslim ettim ona. Kızımı yetiştirdi sağ olsun. Devam edemedi okulundan dolayı. Ara verdik. Bu. Yani evet. Peki dediğiniz gibi şimdi hep böyle kısa öz olunca böyle tabii ki kalıyoruz böyle. Yani evet. Böyle arada böyle. Evet. Bir anlatmanızı şunu istiyorum. Yani bir başarı hikayesini tam böyle istediğim gibi söylerseniz. Yani küçük yaşta başladınız. Örnek veriyorum bu sektöre. Yani neler yaşadınız? Buradan izleyenlerimize hangi tecrübeleri aktarırsınız? Neler söylemek istersiniz? Burada buyurun, ekranlar sizleri şu anda çekiyor. Şimdi 37 yıldan beri ben bu işin içindeyim. Başarı hikayesi şudur. Başarılı olmak istiyorsan ilk önce dürüst olacaksın. Dedim ya sana, kaliteli ürün kullanacaksın. Bunlar olmadan başarılı olamazsın. Zaten müşteri seni reklamını yapıyor. Müşteri seni tanıtıyor. Bizim Kısıkköy Mobilya Çarşısı'nda biz orada kendi çapımıza bir marka olmuşuz. Başarı nasıl bir şeyden bahsettiniz, ben onu anlayamadım. Şuna gelelim o zaman. Sizin için ustanız, bir de köftenizin bir özelliği var. Herhalde bildiğim okullarıyla ustanız Makedon, doğru mu? Makedon göçmeni. Kaç yıldır sizinle beraber çalışıyor? 3-3,5 yıl civarında. Nedir bu köftenin sırrı? Yani mesela böyle lezzeti. Ha, bizim ne yapıyor? Ustanın da usta babası 50-60 yıllık köfteciydi. Yenişehir'de bizim komşumuzdu. İş yerimiz vardı orada da. Nasıl tanıştınız yani? Öyle mi tanıştınız? Oradan tanışıyorum. Ben 30-35 yıldan beri tanıyorum kendisini. Babası rahmetli olduktan sonra kendisi işletmeye başladı. Olmadı, yürümedi. Başka bir yerde açtı. Orada da olmadı. Bir yerde daha açtı. Olmadı. Daha sonra ben de zaten kendisiyle görüştüğüm için teklif ettim ona, yanıma aldım. Şu an benim orada devam ediyor. Ve olanlarınız onlardan bir şeyler öğreniyor. Bizde sandviç vardı daha önce. Sandviçte biz çok iyiydik. Yanına bir de köfteyi koyduk. Ekstradan çeşidimizi öyle... Başka bir şey istiyor mu işte? Yani bunun dışında başka bir talep oluyor mu sizlerden? Yani yeterli mi bunlar? Yok. O bölge için? Piknik kafeden çok şey istiyorlar. Bizden döner de istiyorlar, sulu yemek de istiyorlar. Ama biz tabii ki şu an için erken görüyoruz bunları. Buna niye girmek erken görüyorsunuz? Dönere, ileride dönere girebiliriz. Hayır yani niye? Şimdi evet. Örnek veriyorum, kimi yerde yemek yediğimiz evet. Zaman ben diyor köfte üstünde kalacağım diyor. Başka çeşide girmeyeceğim diyor. Sizin de böyle prensipleriniz mi var? Şimdi biz ızgaradan şaşmak istemiyoruz. Sadece ızgarayla. Izgarayla. Yani sulu yemeğe girmek istemiyoruz ama tabii ki onun yanına döneri koymayı düşünüyoruz. Yani daha sonraki zamanlarda diyorsunuz bunlar olacak diyorsunuz inşallah. İnşallah evet. Allah inşallah bu konuda muvaffak eylesin inşallah. Evet, teşekkür ederim. Peki değerli küçük evladınız neler yapıyor? Onun şu anda bir beklentisi veya işte yapacağı işler. Küçük evladım dediğiniz... Ufak oğlan zamanında. Bu da yanında zaten görmüştük. Bizim Umut. Evet. Bizim Umut maşallah uyanıktır. Yani ben ne diyeyim hani Umut'u biz gözünü açtık ama çok açtık onun. Umut 14 yaşında maşallah şimdi. Bizim Umut kendisi siparişler veriyor İstanbul'a. Tişört getirtiyor. Onu yapıyor, bunu yapıyor. Bakıyorum 14 yaşında. Ben de görüyorum. Şaşırıyorum maşallah. Yani hep bir numarada hep böyle gelenler sessiz olur ama evet, arkasından evet. Gelenler bu şekilde oluyor. Bakıyorum kafasında ticaret kafası var kafasında. Yani ilerinin zamanın tüccarı olacak bu da. Peki sizin özlemleriniz var. Mesela neyi özlüyorsunuz? Şimdi şuna da gelelim. Biraz sorularımızı değiştirelim. Buyurun. Biraz da normal güncel hayattan konuşalım.
Mesela teknoloji bizden neler aldı? Daha önce teknoloji yokken biliyorsunuz gaz lambası vardı. Hı-hı. İnsanlarımız en azından sohbet Hı-hı. ediyordu. Siz evlatlarınızla sohbetiniz nasıl oluyor? Telefon, teknoloji Hı-hı. bizden nereye götürüyor? Teknoloji bizden çok şey götürdü. Eskiden bir yere giderdik, misafirliğe giderdik, konuşur, muhabbet ederdik. Şimdi gidiyorsun misafirliğe, televizyona bakıyorsun, tam çıkarken hadi iyi akşamlar diyorsun, bitti. Bir muhabbet yok, hiçbir şey yok. Televizyona kilitleniyor herkes. Onun için yani... Köylerde nasıl bunlar? Köylerde daha iyi. Çünkü neden? Televizyon olayı daha kısıtlı orada. Sohbet, muhabbetler daha iyi orada. Yani biraz aslında yokluk varken daha mutlu muyduk? Tabii ki daha mutluyduk. Daha mutluyduk. İnternet yoktu o zaman, televizyon yoktu. Yani insanlar birbirine daha bağlıydı. Daha güzeldi o zamanlar. Peki şimdi tabii ki gündemimiz pandemi, evet. Covid-19. Öncelikle Covid-19'u nasıl geçirdiniz? Yani Covid-19'da malum 3 ay kapandı evet. mekanlar. Siz bu esnada ne yaptınız? Yani elemanlarınıza evet. maaş nasıl ödediniz? Ya da işte sigortaları yatırdınız mı? Evet. Devletten bununla ilgili bir hizmet aldınız mı? Almadım, hizmet almadım. Ben Covid-19'u... Talepte bulundunuz mu? Yok, bulunmadım. Ben işte o yüzden almadınız tabii ki. Ara vermedim. Ben sigortadan 30 gün tam yatırdım. Ondan sonra maaşlarını da tam verdim. Sadece günlüğe çevirdim. Herkes çalıştığı günlüğün parasını aldı. Aylık zamanında zaten o bir ayın içinde 10-15 gün kapalı olduğu dönemler vardı. Öyle ayları atlattık yani. Bir de tabii ki büyük bir sıkıntı yaşadık. Bayağı bir zararımız oldu. Ne yaptınız 3 ay boyunca? Yani evde tabii evet. haliyle alışık olmadığınız bir durum. Çünkü hareketli bir insansınız. Evet. Devamlı işini seviyorsunuz. Evet. Ne yaptınız? Alışkın değiliz. Boyunca. Alışkın değiliz. Evde durmaya alışkın değiliz. Şimdi peki, bilinmeyen bir hastalık. Yani sonuçta evet. hani grip gibi değil. Hı-hı. Farklı bir Hı-hı. özelliği var bu hastalığın. Tabii ki bu pandemi döneminde dikkat etmek gerekiyor. Biz dışarıdan kapıp ailemize bulaştırmamak için bize dikkat ediyoruz. Bir de biz müşterimize de dikkat ettiğimiz için, müşterimizi de kendi ailemizden gördüğümüz için biz iş yerinde bir kural şu anda ben koymuşum. Kesinlikle cam bardak olmayacak. Kullanan at, kullanacak kişiye özel. Mesafeye nasıl dikkat ediyorsunuz? Yani sandalyeleri nasıl ayarladınız mesela mekanınızda? Kuralları nasıl uyuyorsunuz şu anda? Evet, her masanın arası 2 metre mesafe vardır. Hepsinde... kolonyalarımız vardır masalarımızda. Evet. Yani biz bütün önlemlerimizi almışız. O yüzden inşallah bu ülke olarak bu beladan kurtuluruz. Covid-19'dan inşallah. Covid-19'dan kurtuluruz. Ülke olarak eski günlere döneriz. Peki değerli izleyenlerimiz niye tercih etsin sizi? Yani örnek veriyorum bu konuda evet. dediğimiz gibi yıllardır uzun zamandır evet. ayaktasınız. Evet. Gelsin. Ondan sonra neden tavsiye ettiğimizi anlar. Yani tadına bakması evet. lazım. Gelsin. Ben ne anlatsam boştur. Değil mi? Evet. Gelsin, tatsın ondan sonra. Kararını versin. Çünkü bu konuda zaten evet. dediğimiz gibi biz kendimizden eminiz. Kadromuz var. Biz kendimizden eminiz. Bizim dükkanda yemediğimiz bir şeyi asla kimseye vermeyiz. Yemediğimiz bir şeyi kimseye vermeyiz, kimseye de yediremeyiz. Babanız size en çok ne öğretti mesela? Yani babanızdan en çok kafanızda, aklınızda kalan ne var? Yani hangi şeyi öğretti? Evet. Temizlik, hijyenik ya da ne bileyim işte müşteri... Evet. Ne önce bana dürüstlüğü öğretti. Dürüst olacaksın oğlum dedi. Ne yaparsan yap dürüst olacaksın. Dürüst olursan kazanırsın. Çünkü sizin dediğiniz gibi biraderle geniş. Kimse evet. kaç kişi bu sektörde uğraşıyor? Çoğu ne iş yapıyor? Bizim kendi ailemizden hemen hemen hepimiz bu iş yapıyoruz. Ailemizin içinde geniş kapsamlı bakarsanız değişik sektörler de var. Bizde dişçisinden tut otomobil sektörü, tekstil, gıda her sektör var. Adını sayamadım daha çok sektörler var. Peki bu pekmez olayını ben takıldım biraz. Evet. Organik ürün. Ya bunun dışında başka bir şey olacak mı? Yani böyle bir ürün de gelecek mi piyasaya? Murat Bey o sadece benim bir düşüncem. Öyle bir şey düşünüyorum. Onu bir kenarda tutuyorum. Günü geldiğinde o işi hızlandırırsam var. Tabii ki bunun yanında mesela pekmezin dışında kuru üzüm olacak bunun yanında. Bunun yanında cevizli sucuğu olacak bunun yanında. Çünkü ambalaj çok önemli. Biliyorsunuz Avrupa'da insanlarımız zeytinyağı aşılamak için ne yapıyordu? Küçük şişelerde evet. zeytinyağı tattırıyor. Çünkü pekmezi de insanlar bilmediği zaman da bunu bir öğrenmesi gerekiyor. Pekmezi ben camlı piyasaya sunmak istiyorum. Plastikte düşünmüyorum. Çünkü cam daha sağlıklı. Evet, daha sağlıklı. Ama ben bunu sadece düşüneceğim olduğu için bunu şimdi ben açıklamak istemiyorum. Ama ileride güzel bir şey yapacağım.
İnşallah. İnşallah. Peki evet. Buradan bizi izleyen genç yatırımcılara tavsiyeniz ne olacak? Yani uzun yıllar evet. Ayakta kalabilmesi için buradan mesajlarınız evet. Ya da işte onlara nasıl mesaj vermek istersiniz? Önce dürüst olmayı öğrenecekler. Karşısındaki insanı kandırmayacaklar. Ondan sonra başarılı olur. Uzun vadeli bu şekilde evet. Kalabiliriz evet. Başka diyorsunuz. Başka bir şey demiyorum. Dürüst olacak. Ondan sonra başarılı olur. Vallahi dürüst olmazsa kaybeder. Çünkü zaten diyorsunuz uzun süre kalmanın da yolu evet. Bu. Dürüstlüktür. Sektörde. Tabii ki. Peki anlatın başka hikayeleriniz neler var? Yani şöyle bir hayat hikayelerinizi evet. Anlatıyoruz. Ben maşallah sonra sordum ama evet. Hep kısa aldığım için artık böyle ben de kalıyorum yerinde. Vallahi Murat Bey kolay değildir. Bu sizin işinizdir. Yok evet. Şeyi anlatın. Yani şimdi ben buradaki evet. istediğim tek şey sizden şu. Yani birazcık dediğimiz gibi gıda işi yapıyoruz. Uzun süre kalan mesele budur. Mesela biz şimdi ekran önündeyiz. Önce insanlara ne yapıyoruz? Tabii ki iyi niyetimizi gösteriyoruz. Çünkü sonuçta bunlarla gidiyor. Yani buradan yaşadığınız mesela örnek veriyorum. Hikayelerden biraz şöyle bir anlatın. Mesela unutamadığınız evet. Çocukluğunuzda hikayeleriniz, evet. Neler yaşadınız? Ya ben... Mutlu oldunuz, keyif aldınız şeyler. Ben çok şeylere böyle takılmak istemiyorum, böyle eski şeylere. Ben her zaman önüme bakarım, hep böyle geleceğe bakarım. Eski, eskidir diyorum, yeniye bakıyorum. Bende zaten şey yoktu, ben ikinci bir insan değilim. Onu da size söyleyeyim. Ben insanlarla barışıkım, ben bütün insanları seviyorum. Bende farklılık da yoktur. Benim arkadaşlarımın içinde her türlü insan vardır. Ben de yabancılardan mesela dinlerini söyleyebilirim değil mi? Hacı, Hristiyan'dan tut, yani, Hristiyan'dan tut tabii ki, Yahudisinden tut. Bunların hepsinden ben arkadaşım. Var, arkadaşlarım var. Ben bir Müslümanım elhamdülillah ama ben bunlarla tabii ki Müslüman arkadaşım. Arkadaşlık kurabiliyorsun ve görüyorsun, bunların yaşadıklarını da görüyorsun. Değişmiyorsun yani, bu bir insan illa onlarla arkadaş olacak da bir değişime uğrayacak da bir şey yoktur yani. Şimdi siz yemek sektörüne uğraşıyorsunuz. Evet. Bir yere gittiniz. Mesela tabii kolay değildir bir yemek sektörüne uğraşan biri için yemek beğenmesi. Nasıl oluyor gittiğiniz zaman eşinizle birlikte? Nasıl bakıyorsunuz oradaki personelin yaklaşımına ya da lezzetini nasıl not veriyorsunuz? Gıda işiyle uğraştığınız zaman zaten anlarsın. O yüzden soruyorum. Tabii. Ben bilmiyorum. Siz soracaksınız. Anlatacaksınız. Evet. Çünkü anlattığınız zaman evet. Anlayacağız bunları. Bir de evet. Biz esnaf olduğumuz için biz kimseyi yormuyor zaten. Gelen garsonu da yormayız. Artı kalktım. Onu demiyorum. Evet. Siz gittiğiniz zaman diyorum orada nasıl bir yemek yerken örnek veriyorum neye dikkat ediyorsunuz? Bir başka bir restorana gittiniz. Ha. Kahvaltıya gittiniz. Bir tatile gittiniz. Bir önünüze yemek evet. Geldi. Köfte geldi evet. Veya sandviç geldi. Evet. Neye bakıyorsunuz yani? Ya şimdi ben tabii ki dikkat ederim ona. Ben bu işi yaptığım için bilmediğim yerlere gitmem. Bildiğim yerlere giderim. Bu işler çünkü önemlidir yani. İnsan evet. Yediği bir şeyin zaten fiyatına da bakmayacak. Giydiğininkine bakabilir ama yediğine bakmayacak. Evet. Yemek ayrıdır. 5 liralık tişört giyebilirsin ama 5 liralık yemek yemezsin. Ya bunu anladım. Evet. Yani neye bakıyorsunuz diyorum. Yani gelen servis önünüze geldi. Evet. Siz de fikir alıyor musunuz? Ya da işte şu da olsa daha iyi olur diyor musunuz? Veya buradan bir şey yediğiniz zaman böyle bir tavsiye niteliğinde evet. Firmaya nasıl bir şeyler söylüyor musunuz? Yani şu da olsa daha iyi olur diye bir oluyor mu konuşmalarınız? Şimdi sen diyelim gıda işi yaptığın zaman bir yere gittiğin zaman eğer kendine devamlı eksik göreceksin zaten bir şeyleri. Mutlaka bir yerde bir şey alacaksın. Gittiğimiz yerlerde bakıyorum. Mesela ben ekstra farklı bir şey gördüğüm zaman geliyorum bunu kendi iş yerimde uyguluyorum. İyi bir şey gördüğüm zaman bu bir eksikliktir diyorum. Çünkü bir insan her şeyi bilmeyebilir. Eksikleri olabilir. Ama öğreniyorsun zamanla. 37 yılda bu kadar öğreniyorsun. Daha dışarıdan ekstra bir şeyler gördüğün zaman bunu da uyguluyorsun. Katıyor musunuz mesela? Dışarıda bir şey gördünüz. Tabii mesela. Ki katıyorsun. Ne katıyorsunuz mesela? Mesela biz piknik kafede şu anda sandviç ve köftemiz var. Artı piknik spesiyelimiz var. Ayrı bir köfte çeşidi. Gezmelerinizden artı soruyor musunuz? Tabii tabii. Köfte çeşidi çıkarmışız. Piknik spesiyel köftesi şu an çok beğeniliyor. İç harcı farklıdır onun. Şu an tercih ediliyor. Peki böyle hiçbir böyle festival alanlarında işte böyle şenliklerde hiç evet. Böyle bir düşünceniz oldu mu? Gidip orada tatlarımı tattırayım ya da işte bu lezzeti biraz daha yayayım düşünceniz oldu mu hiç böyle? Yok olmadı. Bununla ilgili var mı? Bir çalışmamız olacak mı? Yok. Ben çünkü bulunduğum yerden dışarıya çıkamıyorum. Şu an bizim işimiz yoğun. Çünkü evlatlarınızın böyle bir niyeti var çünkü ben diğer var, büyük biraderle konuştuğum zaman. O biraz zaman alır. Zamanla her şey olur. Sabır olacak önce. İnsan sabırlı olacak her şeyi elde eder. Peki yeşillikleri nereden temin ediyorsunuz? Onları hep yine bölgeden mi alıyorsunuz? Yeşilliklerimizi köyden alıyoruz biz. Bizim zaten etrafımızda her tarafı köy. Köylerden bize köylüler getiriyor. Köylülerimizden alıyoruz.
Bittiği zaman marketten alıyoruz. Fiyat politika nasıl? Yani şimdi diyelim bir müşteri yanınıza girdi oraya. Evet. Yani fiyatı yüksek mi? Şimdi Kısıköy'de veya bazı bilmediğiniz bölgeye gittiğimiz zaman Kemal Atlı'na örnek veriyorum, döner yediğimiz zaman 20 lira yiyoruz ama sizin bulunduğunuz yerlerde hiç böyle fiyatlarda nasıl standart fiyatlarınız? Geldi iki kişi yanınıza, evet. Oturdu orada. Şimdi bizim orası çarşı olduğu için hep esnaflarla biz muhatabız. Oradaki arkadaşlarımız hepsi esnaf arkadaşlarımız. Ve her gün birbirimizi görüyoruz. Bizim orası gelip geçici bir yer değil. Kar oranını, kar marjını daha az tutuyorsun. Bu değil. Esnaf dışından insan geliyor oraya. Sadece esnaf gelmiyor oraya. Esnaf geliyor. Bizi... Çünkü mobilya bakmaya gelenler de gelmiyor mu? Tabii yemek geliyor mu sizden? Geliyorlar. Geliyorlar ama bizim şimdi oradaki demirbaşlarımız bizim esnaf arkadaşlarımızdır. Kışın onlarla biz beraberiz. Yazın bizim mobilya almaya gelen müşterilerimiz oluyor. Peki onlara ayrı menü uyguluyor musunuz? Mesela sizden oradaki mobilyacılar neler talep ediyor? Yani işte böyle Ziver bu da olsa daha iyi olur. Ya da işte bize fiyatta şunu yardımcı ol. Bütün personel sizden yiyor mu bu konuda? Böyle o bölgede sizi böyle adres olarak gösteren insanlar oluyor mu? O bölgenin hepsi bizi iyi tanıyorlar. Bizden servis istiyorlar. Biz servis yapmıyoruz. 4 yıldan beri biz servis yapmıyoruz. Ekibimiz mi yok ya da böyle düşünceniz mi yok? Yok ben... Özellikle lezzeti orada mı yesinler? Ben özellikle ben dükkana bekliyorum, dükkanda yesinler diye. Neden? Ben şimdi servis olayını daha önce yaşadığım için biraz sıkıntılar yaşadım ben onda. Motosikletten korkuyorum ben, bisikletten korkarım. Yani birisi kaza geçirir diye ondan korkuyorum. O yüzden girmek istemiyorum. Tamam, çünkü arabada kullanıyoruz ama o yüzden de ondan da korkmamız lazım. İki tekerlekli biraz daha farklı Murat Bey. Yani İki ama tekerekli. Sizin orası yakın değil mi? Bölgeye çok mu uzak? Kaç metre? Yakın da bizim orası sanayi. Ne kadar yani böyle kaç dükkan var orada? Geniş bir kapsamı var oranın. Şu an Kısıköy'ün tamamı 2000 dükkan var. Yatırım nasıl orada? Şu anda Kısıköy'deki yatırımlara memnun musunuz? Orada daha ne olması lazım sizin gözünüzde? Yani şöyle baktığınız zaman. Kısıköy... Çünkü orası uzun yıllardır. Ekmek yediğiniz yer. Kısıköy mobilya çarşısı var. Bir de artık Kısıköy metal işleri var. Kısıköy sanayisi şu anda her geçen gün ilerliyor ve gelişiyor. Şu an esnaf arkadaşlarımız da dükkanlarına yatırımlar yapıyor. Çok iyi bir çarşı ve İzmir'in gözde yerlerinden bir yeridir. Mobilya sektöründe her çeşit mobilya var. Şu an herkese de tavsiye ederim mutlaka Kısıköy mobilya şehrine gelsin ve görsün. En azından toptan yer. Orada çeşit de fazla oluyor. Ve yenilikçi bir yer. Üreticiler hem üretim yapıyorlar hem satış yeri var. Otopark sorunu yok. Güzel bir yerdir. Sosyal tesisleri vardır. İlk oraya gittim diyor musunuz? Doğayla iç içedir Murat Bey. Geldiğiniz zaman zaten aldığın hava bile farklı orada. İyi ki diyor musunuz ben orada mekan açtım? Keşke 17-18 yıldan beri değil de keşke 30 yıldan beri orada olsaydım. Keşke ilk başladığımda ben oradan başlasaydım. Peki bu kadar yıl orada kalacağınızı bekliyor muydunuz? Yani siz şimdi mesela akrabalarınız veya Ziver bu kadar götüremez. Hiç böyle bir şeyle karşılaştınız mı? Yani çünkü 18 sene az bir değil. Dilek olarak çünkü çok böyle bir hakikaten bir başarı isteyen bir şey. Evet. O yüzden önemli. İlk gittiğimde ben de baktım oraya baktım çok sakin. Ben dedim burada ben yapamam. Sıkılırım dedim buradan. Ama mobilyacı arkadaşlarla iyi bir diyalog kurduk. İyi bir arkadaşlık kurduk. İnanın ki hiçbir zaman masam boş kalmıyor. Çok şükür. Mutlaka yanıma geliyorlar, sohbete geliyorlar. Mehmet Baysal arkadaş var orada. Devamlı her gün yanımda. Sağ olsun. Her gün yanımda. Buradan selam yolluyorum kendisine. Daha ismini sayamadım. Çarşıda çok arkadaşlarım var. Hepsine selam yolluyorum. Hepsine ayrı ayrı sevgilerimi yolluyorum. Ne öğreniyorsunuz mesela? Oradaki insanlara ne öğrendiniz müşterilerden? Mesela dediğiniz gibi size ne kattılar en çok mesela? Böyle sohbetlerinizde sizi böyle mutlu eden. Çünkü orada dediğimiz gibi komşuluk çok önemli. Bir aile gibi orası. Evet. Sonuçta nasıl evinizde, eşinizde mutlu olmak için birbirini sevmeniz lazım. Ve çoğu şeylerinizde uyuması lazım. Oradaki uyumluluğunuz nasıl oluyor? Yani orada bir arada sizi keyiflendiren, duygulandıran ne oluyor? Evet Murat Bey güzel sordunuz bunu. Ben... Büfeciliği öğrenmiştim. Ben oraya gittiğimde Kısıköy'de de ben ticareti öğrendim. Evet. Sanayici arkadaşlarımla oturup kalktım. Tabii ki ne yaparsın? Hani diyor körle oturduğun zaman şaşı kalkarsın. Benim de öyle oldu. Yani ben bu arkadaşlardan tabii ki çok şey kazandım. Sağ olsunlar. Kendileri de beni de dinlediler. Benim de verdiğim öneriler var onlara. Onlar da bunu değerlendiriyor. Bir de orada bir ortak bir karar verebiliyoruz en azından. Ne biliyorsunuz mesela ortak karar? Bizim oranın eksikleri olduğu zaman mesela aramızda tartışıyoruz bunu. Bunu değerlendiriyoruz. Gerekirse bizim oradaki yönetime bildiriyoruz. Bu olsa daha iyi olur diyoruz. Yönetim de bizi dinliyor.
Yani bir ortak bir karar verebiliyoruz orada. Peki ne oluyor? Mesela Kısıkköy ile ilgili ortak bir kafanızdan ne çıkıyor mesela proje? Yani Kısıkköy'de çünkü insanlarımız hep yer olduğu zaman ortak fikir olursa orada bir hizmet oluyor. Evet. Düşünceniz ne oluyor mesela yan yana geldiğiniz zaman orada hedefiniz ne oluyor? Toplantı oluyor mu? Yani daha doğrusu orada hangi zamanlar toplanıyorsunuz? Bizim Kısıkköy mobilya yönetimi her ay iki sefer toplantı yapar. Bu durumlarla ilgili, sanayiyle ilgili projelerini sunarlar. Zaten bundan yanılmıyorsam bir 3-4 ay önce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Kısıkköy'e Tunç Soyer ziyaret etmişti. Ne gibi talepleriniz oldu mesela kendisinden? Ne gibi taleplerimiz oldu? Bizim orada kanalizasyon sistemi biraz zayıftı. Onlarla ilgili bizim yönetim kendisine bunlardan talep ettiler. Bu su giderleri için kendisi de bizzat kendisi ilgilendi sağ olsun. Memnun musunuz hizmetlerinden kendilerinin? Tabii ki başkanından memnun olmaz mıyız? Başkanımızı çok seviyoruz. Selamlarımızı yolluyoruz kendisine de. Tuş Başkan. Evet. Kısıkköy'de bir hayaliniz var mı? Yani mesela bu olsa daha iyi olur dediğiniz bir hayaliniz var mı? Şimdi dediğim gibi toplantıda bir karar alıyorsunuz. Şu olsun bu olsun ama sizin orayla ilgili çünkü önemli projeleriniz var. Hatta orayla ilgili de böyle genel bir güzel bir çekim de istiyorsunuz veya böyle bir tanıtılsın istiyorsunuz. Oranın tanıtımı iyi mi size göre? Yani mobilya şehri hakikaten çok bilinen bir yer mi? Hala da böyle diyor musunuz? Daha biraz, bilinmiyor. Biraz eksikleri var daha bizim oranın. Çünkü bazen bakıyorum daha bilmeyenler var orayı Murat Bey. Ben tarif ediyorum. Ben şaşırıyorum yani. Bu insan diyorum nasıl daha orayı bilmiyor. Siz de orayı benimsediniz için bunu istiyorsunuz. Çünkü. Tabii ben bütün akrabalarıma kendim söylemişim. Ben mobilyacı değilim. Ben diyorum ki bak ben böyle bir yerdeyim. Mobilya alacaksan haberim olsun. Çünkü benim ekmek yediğim yerden almasını istiyorum. Ama katkı oradan, olsun. Tabii oradan kimden alırsa alsın. Ama oradan alsın. Fark ediyor mu fiyatlar? Tabii ki fark ediyor. Şimdi bizim Kısıkköy Mobilya Çarşısı'nda ucuza da satan var. Normal piyasa fiyatında satan da var. Şeye göre değişiyor, ürününe göre değişir yani bu. Bu her yerde vardır, orada da vardır. Ne farkı var? Yani dediğim gibi şimdi diyelim mağazda 10 liraysa Kısıkköy'e niye gelsin insanlar? Yani oranın fiyatları çeşit çok Murat çok Bey. Çeşit oluyor. Çeşit çok. Peki siz zorlanmıyor musunuz? Mesela şu anda mobilizin arasında gıda işi yapıyorsunuz. Farklı bir sektör. Toplantıda biraz garip olmuyorlar mı? Olmuyor mu? Mobilyacı arkadaşlar hepsi seçicidir. Yemeğin en iyisi nerede olduğunu çok iyi bilirler. Siz de bilirler o konuda. Tabii bizi onlar... Hayır siz onlara karşı nasıl oluyorsunuz? Şimdi onlar mobilya işi uğraşıyor. Hı-hı. Siz ayrı bir sektörsünüz. Toplantıda kararlar sizi yani ne kadar etkiliyor? Yok ben mobilyayla ilgili... Nerelerde bulunuyorsunuz toplantıda? Toplantılarına girmiyorum ben. Ben hayır yani şeyle ilgili diyorum. Yönetimle ilgili. Çünkü orada illaki toplantı oluyordur. Tabii yönetici ki oluyor. Yapıyordur. Ben kendim mesela eksikleri gördüğüm zaman ben başkanımız Muammer Can Aydın. Evet. Muammer Can Aydın Bey'e evet. Herhangi bir eksikler olduğu zaman kendisine ben söylüyorum. Başkanım diyorum bu burada eksik. Bunu yapsak iyi olur. Kendisi değerlendiriyor sağ olsun. Uyguluyor onları. Çünkü göremeyebilir. Benim görüş açım daha farklı oluyor. Ben oradaki kafeyi işlettiğim zaman eksiklerini görebiliyorum. Ve ben orayı bir dedim ya biz bir aileyiz. Çarşıyı ben evim olarak görüyorum. Bir eksik görüyorum, bir yanlış bir şeyler gördüğün zaman hemen anında mesela kendim bildiriyorum. Bak diyorum burada bu var, zarar verebilir. Yani bunlarla şey yapıyoruz. Peki oraya geldiğin zaman şimdi nasıl orada ATM'ler ya da işte bankalar her şey orada mevcut mu? Her şey mevcut. Şimdi niye bunu soruyoruz? Çünkü çoğu insanlara örnek veriyorum alışverişe geldiği zaman bazen parası olmayabilir ya da yemek yiyecek o anda durumu olmayabilir. Ama orada en azından bir ATM ya da alışveriş şeyleri var mı orada? Marketler orada mevcut mudur? Her şey var mı orada? Bizim Kısıkköy Mobilya Çarşısı'nda marketlerimiz de mevcut. Postanemiz de var, bankamız da var. Yani dışarı gitmeye gerek kalmıyor. Yok sosyal tesislerimiz de var, yemek yeme yerleri vardır. Ve inanın ki hangi mağazada girerse girsin çayını da veriyor. Ben mobilyacı değilim ben söylüyorum bak. Yemeğini de yediriyor. Hatta arabası yoksa gerçekten alıp evine bile götürüyor. Ne güzel işte. Evet ya, kendi servisleri de vardır. Evlerine ulaştırıyor. Zamanı olsun yeter ki. Orası nereye bağlı? Hangi Menderes'e bağlı? Murat Bey. Menderes'e. Nasıl Menderes'e belediye bağlı. Başkanı şu anki yeni belediye başkanı ziyaret ediyor mu? Ziyaret ediyor. Dedim ya daha her şey yeni bitti. Daha yeni yeni başlayacak. Bizim oradaki yönetim... Büyükşehir değil de şeyden bahsediyorum. İlçe belediye başkanından İlçe belediyesi de şu an biraz imkanları biraz kısıtlı. Biliyoruz çünkü. Evet. Orada çıkıp şey beklentisi var ama tabii bu kolay olmuyor. Festival mesela hiç öyle bir isteğiniz var mı mesela orada mobilyacılar? Çünkü hakikaten olması lazım. Burada aslında en büyük eksiklik ben de onu görüyorum. Bununla ilgili hiç böyle bir kafa kafaya verdiğiniz oluyor mu? Neden böyle bir mobilyada bir festivali olmuyor? Yani tabii şu an için demiyoruz. Şu an pandemi sürecine girdiğimiz için ama
İleride böyle bir hedefiniz olur mu? Çünkü iyi bir reklam olur. Evet. Orada en azından ne bileyim bir festival. Oranın tanıtım açısından çok çok önemli. Murat Bey, bu konu zaten görüşülmüştü. Bu aynı şekilde düşünüldü. Ve bunu da bu pandemi araya girdiği için pandemiden dolayı ara verildi buna. Ama böyle bir şey düşünüldü. Festivalle ilgili. Ve çoğu festivaller orada düzenlensin de. Çünkü bizim oranın alanı çok geniştir. Var değil mi? Böyle bir alan var mı? Tabii, meydanımız çok, var mı? Kısıköy Sanayi Sitesi çok büyük bir yerdir. Araç zaten park sorunu hiç yoktur orada. Evet. Ve çok şey düşünerek yapalım. Bir dükkanlar planlıdır, caddelerimiz geniştir. Gerçekten Kısıköy mobilya şehrini herkese tavsiye ederim görmesine. Çok farklı modeller var. Çok değişik modeller var ve çok güzel mobilyalar da var. Oradan kalmayı devam düşünüyor musun? Hiç oradan böyle çıkmayı düşünüyor musun? Öyle bir düşünce ben Kısıköy'ü seviyorum. İşte o yüzden soruyorum. Ha, ben Kısıköy'ü seviyorum. Oradaki esnafı da seviyorum. Kısıköy'ü de seviyorum. Orayı dedim ya, bir insan evinden nasıl çıkar mı? Nasıl gidiyorsunuz işinize? Yani böyle severek mi gidiyorsunuz? Veya nasıl bir morayla? Çünkü gittiğiniz zaman özlüyor musunuz? 3 ay mesela seni ne özetti mesela orada en çok? Yani kendi işinizde evet. Neyi özlediniz? Ya ben evde kaldım da ben sıkıldım. Ben dükkanımı özledim ya. Ya bir an önce gideyim de dükkanıma çalışmaya gideyim diye. Daha önce çok yoğunluktan şikayet ediyor muydunuz? Mesela ben çok yoğun çalışıyorum. Hiç tatil yapamıyorum hanım. İşte bir yere gidemiyoruz, gezemiyoruz. Malum evet. Çalışıyoruz ama bu sefer de tam tersi 3 ay bir oturma süreci oldu. Çok dinlenmesi. Uzun oturduk. Biraz uzun süre oturduk. O yüzden biraz bizi sıktı biraz zorladı. Ama çalışmayı ben seviyorum. Haftanın bir günü yetiyor bize Murat Bey. Haftanın bir günü biz dolu dolu yaşıyoruz. Geziyoruz, iyi geziyoruz. Çünkü bildiğim kadarıyla çoğu bölgelerde bir de takip ediyor musunuz? Yani festivalleri tabii ki nasıl festival. Takip ediyorsunuz? Yani gidip de sosyal medya üzerinden araştırıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Tabii ki bu seven insan araştırır. Bu son dakikalarımızda böyle konuşarak geçelim. Evet, festivalleri gezmeyi seven insan her şeyi araştırır. Ben festivalleri, deve güreşlerinin olsun, kiraz festivalleri, mandalina festivali, bunların hepsine iştirak ediyoruz. Ayrı bir kültür. Orada en azından bahaneli insanlar bir araya geliyor. Tabii ki çoluk çocuğumu gezdiriyorum. Oralara gidiyoruz. Ve mutlu oluyoruz. Yani en azından bir bölgede bir aktivite oluyor. Evet. Rahavrat yarışları atlarla aranızın. Mesela hayvanlarla böyle bir şeyiniz var mı? Hiç ata bindiniz mi? Ya ben bir kere attan düştüm. Ondan dolayı korkuyorum. Evlatlar nasıl şu anda? Çocuklar nasıl? Hiç yok. Onlar da öyle bir zaman bulmamışlar öyle bir şey için. Çünkü benim yanımdalardı. Sabahleyin beraber gidiyoruz. Akşam beraber geliyoruz. Peki buradan yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Mesajlarınız ne olacak buradan değerli izleyenlerimize? Hem sektörünüzle ilgili olabilir, hem beklentilerinizle ilgili olabilir. Buradan ne mesajlar vermek istersiniz değerli izleyenlerimize? Bizi dinleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Herkese Kısıköy Mobilya Çarşısı'nda bekliyorum. Ve piknik kafeye bekliyorum. Gelsinler ve görsünler orayı. Ve yaptığımız işte de biz diyorsunuz ki bu konuda yıllarımızı verdik. Tabii ki. Bir müşteri olarak da bir yere girdiğimiz zaman da nasıl anlarız yani etin böyle iyi olduğunu? Çünkü belli olmuyor. Yani kokusundan hatta anlarsın. Biliyorsun nasıl? Kokusundan anlarsın. Kokusundan anlarız. Tabii yemek önüne geldi ama kokusundan anlarsın. Bunlardan etin, anlarsın. Etin renginden. Siz biliyorsunuz ama belki biz bilmiyoruz. Bazen koku da bize anlatabilir. Yani içine baharat girer. Murat Bey siz damak tadınız var sizin. Ağzınız tadınızı iyi biliyorsunuz. Ben kendisini demiyorum. Tabii. Ben çünkü bir geziyorum ama bilmeyenler aslında. Şimdi insanlarımız malum bu konuda. Dikkat etmesi lazım. Yani yerin önemi değil mi? Hijyenik kurallara dikkat etmemiz tabii lazım. Tabii ki temizlik çok önemli. Kurallar önemli. Evet. Siz de bu konuda zaten diyorsunuz ki biz bu konuda deneyimliyiz diyorsunuz. Evet. Herkesi bekliyoruz inşallah diyoruz. Vallahi gelecekler inanın ki şunu diyecekler. Ya diyecekler biz kendi evimizde böyle yemek yemiyorduk. Ya ben her zaman müşteriye söylüyorum. Bak diyorum evine almadığın ürünü ben iş yerime alıyorum. Yani siz kendi evinize almadığınız ürünü ben kendi iş yerime alıyorum. Benim oradaki Şok Market'in müdürü. İsim vermeyelim de evet. Pardon. Evet. Bir marketin müdürü. Benim ürünüm bittiğinde markete gidiyorum bakıyorum rafta en pahalı sucuk hangisi onu alıyorum. Bu arkadaşın dikkatini çekti. Ya abi diyor sen diyor gidiyorsun diyor kaliteli mal kullanıyorsun ben görüyorum diyor seni. Buraya geliyorsun buranın en iyi malı. Ya dedim tabii ki benim malıma en yakın ne olur? Ben onu arıyorum. Yani onun için... Kendi yemedim hiçbir şey diyorsun müşteriye yedirmem. Yemediğim şeyi yedirmem. Yani ben öyleyim bilmiyorum. Ve bunun zararını da görmedim. Her zaman faydasını gördüm. Yani şu an için gerçekten... Uzun vadeye kalmanın sırrı... Bu sırrı budur. Tabii ki sırrı budur. Teşekkür ediyorum ben size. Ben teşekkür ediyorum. Yayınlara ek verdiniz. Son olarak ben teşekkür değerli ediyorum. Babanıza, evet. Annenize, akrabalarınıza, bizi izleyen tüm sevdiklerinize neler söylemek istersiniz? Babama çok çok selam gönderiyorum. Babamı ellerinden öpüyorum. Annemin de aynı şekil. Eşim, sevgili eşim seni seviyorum. Çocuklarım Zafer, Mazlum, Umut, Elin,
Sizleri seviyorum kızım, çocuğum. Arkadaşlarıma, hepsine, herkese selam gönderiyorum. Hepinizi seviyorum. Bizi takipte kalın diyorsunuz. Bizi takipte kalın. Ve Kısıköy Mobilya Çarşısı'na herkesi bekliyoruz. Evet değerli izleyenlerimiz. Evet. Bizler tabii ki aslında ne yapıyoruz böyle? Değerli dostları yayını alıyoruz. Değerli işitme sahiplerini. Sağ olsun. Ziver Bey'in de küçük bir heyecanı var. Onu da mazur görüyor. Evet. Çünkü normal ilk defa canlı yayına çıkıyor. Biz onu rahatlatmak için elimizden geldiği kadar tabii sorular yönelttik. Sağ olsun içten bir şekilde cevap verdi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Aslında ben çok güzel mesajlar da verdi kendisi. Ben teşekkür ederim. Kaliteli ürünün en büyük özelliği nedir? Kendi yemediğin hiçbir ürünü kimse yedirmiyorum diyor. Zaten sizler de ne yapacaksınız? Gittiğiniz yerde zaten bunları gördüğünüz zaman oradan yemek yiyeceksiniz diyoruz. Evet değerli izleyenlerimiz, bizler de bizim OPA programında bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya bir diğer başka programında farklı konuklarımızla görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık. Hayırlı.